Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin hazırladığı Dünya raporuyla ile karşınızdayız. Ee, bu hafta hiç şüphesiz ki Umman Denizindeki sabotajlar e, haftaya damgasını vurdu. Ayrıca Avrasya ülkelerinin bir araya geldiği Asya zirvesi de yine haftanın öne çıkan başlığı. Ee, zamanımız az, dilerseniz başlayalım. Amerika, Umman Denizi'ndeki sabotaj eylemi üzerinden 24 saat geçmeden saldırının İran tarafından yapıldığını açıkladı. Ancak ortaya çıkan detaylar tipik bir CIA kumpasını işaret ediyor. Umman Denizi'ndeki Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin hedef alındığı sabotaj eylemine ait detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kanıtlar ve ifadeler olayın bir Amerika kumpası olabileceğini ortaya koyuyor. Washington, sabotaj eyleminin İran devrim muhafızlarına ait botlarca gemilere yerleştirilen mayınlarla gerçekleştiğini iddia etti. Kanıt olarak net olmayan görüntüler servis edildi. Görüntülerin sabotaj eylemi ardından patlamayan mayınları söken İran devrim muhafızlarına ait olduğunu açıkladı. Ancak tanıklar Amerika'nın iddialarının tam tersini söylüyor. İran tarafından kurtarılan gemi mürettebatı, geminin havadan insansız hava aracına benzer bir cisimle hedef alındığını açıkladı. Washington Post'un Japon firma yetkililerine dayandırdığı haberde, firma yetkilisi gemi mürettebatıyla gerçekleştirdiği görüşmede kendisine saldırının havadan gerçekleştirildiği bilgisinin aktarıldığını belirtti. Öte yandan İran tarafından kurtarılarak Cask Limanı'na götürülen mürettebatın 11'inin Rus vatandaşı olduğu duyuruldu. Ulusal Kanal İranlı yetkililerden özel bilgilere ulaştı. Saldırının havadan gerçekleştiği Rus gemiciler tarafından da doğrulandı. İranlı bir diğer güvenlik kaynağı ise Amerika tarafından İran hücum botlarının görüntüsü olduğu iddiasıyla servis edilen kayıtlarda tutarsızlıklar olduğunu ifade etti. Görüntülerin helikopterden kaydedildiğini ve o helikopterin iddia edilen saldırı sırasında orada olmasının bir rastlantı olamayacağını söyledi. Amerikanın paylaştığı görüntülerle ilgili İran'dan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Umman Denizi'ndeki olayla ilgili Avrupa Birliği'nden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etti. İngiltere'deki ana muhalefet partisi İşçi Partisi lideri Jeremy Corby, ülkesinin olay karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Corby, Tanker saldırıları ile ilgili güvenilir delil olmaksızın hükümetin retoriği sadece savaş tehdidini artıracaktır diye yazdı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Amerika'nın İran'ın saldırıdan sorumlu olduğunun kanıtı olarak gösterdiği videoyu eleştirdi. Maas, bu video yeterli değil sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu kanıtların güvenilmez olduğunu işaret etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile görüştü. Maas, İran nükleer anlaşmasının devamı ve Amerika-İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi konusunda temaslarda bulundu. Orta Doğu'daki temaslarını sürdüren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Burada İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif ile görüşen Maas, nükleer anlaşmanın devam etmesi ve ABD ile İran arasında tırmanan gerilimi önlemek için temaslarda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı Zarif'le görüşmesi öncesinde İran'la nükleer anlaşmanın yürürlükte kalması gerektiğini vurguladı. Mas, anlaşmanın yürürlükte kalmasının Avrupa'nın güvenliği açısından olağanüstü önemli olduğunu söyledi. İran'a da nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uyması çağrısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Amerika olmaksızın anlaşmanın sunduğu ekonomik avantajların hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirtti. <laughs> Almanya Dışişleri Bakanı Amerika'nın İran ekonomisi üzerine uyguladığı yaptırımlara önlem amaçlı tasarlanan ödeme sistemi Instex konusunda konuştu. Mas sistemin kısa süre içinde işler hale gelmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ise verilen sürenin sonuna kadar harekete geçilmezse anlaşmadan kısmen çekilmeyi ciddi ve kararlı bir şekilde hayata geçireceklerini belirtti. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik petrokimya sektörünü hedef alan yeni yaptırımlarına da değinen Musevi, Washington'ın çekildiği nükleer anlaşmanın imzacısı olarak kalan Avrupa Birliği ülkelerini eleştirdi. Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşmanın devamı konusunda yeterli çabayı göstermediklerinin altını çizen Musevi, İran nükleer anlaşma şartlarının dışındaki bir konuyu müzakere etmeyecektir dedi. İran, anlaşmanın diğer taraflarına Amerika'nın yaptırımlarının İran ekonomisinde yarattığı etkinin telafi edilmesi için harekete geçmesini istemişti. İran, anlaşmanın yükümlülüklerini kısmen askıya alması halinde anlaşmada izin verilen miktar olan %3,7 oranında uranyum zenginleştirebilecek. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Mas ve İranlı mevkidaşı Zarif, Tahran'daki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zarif, ülkesinin hala nükleer anlaşmaya yönelik taahhütlere bağlı olduğunu ve ABD ile Avrupa'nın söz konusu anlaşmayı yerine getirmeden başka bir müzakereye geçilemeyeceğini söyledi. Bölgedeki istikrarsızlığın sebebinin Amerika olduğunu aktaran Zarif, ABD'nin İran'a ekonomik savaş ilan ettiğini ve bu savaşın tüm dünya için çok tehlikeli olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, ekonomik savaşı başlatan ve destekleyenlerin güven içerisinde olması mümkün değil, dedi. Massa konuşmasında bölgedeki gerilimin savaşa dönüşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. S400'lere karşı F-35'leri tehdit olarak öne süren Amerika'dan yeni bir hamle geldi. Türk pilotların Amerika'daki F-35 eğitimi durduruldu. Öte yandan Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Türkiye S400'leri iptal etsin çağrısına Ankara'dan sert tepki geldi. Türkiye S-400 konusunda geri adım atmayınca Türk pilotların Amerika'daki F-35 eğitimleri durduruldu. Temsilciler meclisinde S-400'ler iptal edilsin çağrısı yapıldı. Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri üstünde artık Türk pilotlara eğitim verilmeyecek. Pentagon karara yönelik açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü Mike Andrews, bakanlık Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar ifadelerini kullandı. Andrews, Türkiye'nin politikasında değişiklik olmazsa F-35 programındaki katılımı yavaşlatmak için çalışmaya devam edileceğini de vurguladı. F-35 kapsamında 4 pilot, 2 eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor. lojistirsa konuşan ABD'li bir yetkili, program kapsamındaki pilotların eğitiminin durdurulması kararının üstteki bir komutan tarafından güvenlik endişesi nedeniyle verildiğini söyledi. Amerika, Türkiye'nin F-35 ile ilgili hassas bilgileri elde etme endişesi taşırken, Çin'in F-35 ve F-22 bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi. ABD Merkezi National Interest'te yayınlanan makalede, Pekin'in ABD silah sistemleri hakkında teknik bilgileri çoktan topladığı belirtildi. Diğer yandan Amerika Temsilciler Meclisi'nin gündemi de S-400. Meclisin aldığı ABD Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi başlıklı kararda Türkiye'nin S-400 alımını iptal etmesi için çağrı yapıldı. Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtildi. Karar oy birliğiyle alındı. Karara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Karar evvelce de açıkladığımız üzere Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü dostluk ve müttefik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir. Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve bir takım suni miatlar konulması kabul edilemez. Asya'nın liderleri Tacikistan'da buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düzenlenen zirvede konuştu. Erdoğan, bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla zulümdür diyerek Amerika'ya mesaj gönderdi. Gündeminde Kudüs ve modern İpek yolu da vardı. Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi ise Adana mütabakatı vurgusu yaptı. Asya'nın liderleri bir araya geldi. Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tacikistan'da düzenlendi. Başkent Duşanbe'de oturum ve ikili görüşmeler yapıldı. Çektirilen aile fotoğrafıyla birlik mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Asyalı liderlere hitap etti. Gündeminde Suriye, Kudüs ve İpek yolu vardı. Modern İpek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. Erdoğan Kudüs konusunda oldu bittilere izin verilmeyeceğini vurguladı. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu. Erdoğan Asya'dan Amerika'ya mesaj gönderdi. Tırlar dolusu silahla PKK PYD'yi destekleyen Washington yönetimini uyardı. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır. Suriye temasları öncesinde de gündemindeydi Erdoğan'ın. Havalimanında yaptığı açıklamada İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi. Adana mutabakatına vurgu yaptı. Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz Türkiye gelsin diyor. Adana mutabakatını bir kenara koyamayız. Mutabakat çerçevesi içerisinde de terör örgütlerine karşı mücadelemizde kararlılıkla sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Asya'da işbirliği Zirvesi'nde ikili görüşmeler de yapıldı. Oturumun ardından Erdoğan Tacikistan, Rusya, İran ve Çin devlet başkanlarıyla birebir toplantılar düzenledi. Erdoğan, Çin lideri Xi Jinping'le buluşmasında "Daha sık görüşeceğiz." vurgusu yaptı. Bu arada sık sık yere geleceğiz zaten. Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın yaptırımlarla hedef aldığı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesinde samimi pozlar verildi. Erdoğan beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınla birlikte Duşanbe'den ayrıldı. Rusya'da gerçekleşen Şii ile Putin zirvesinin ardından Fransa'dan önemli bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'ya Rusya ile ilişkileri düzeltmeli mesajı verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya'da bir araya gelmesi Avrupa'da yankı buldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa'ya sadece NATO'ya bağlı kalmaması ve Rusya ile ilişkileri yeniden inşa etmesi çağrısında bulundu. Cenevrede yaptığı açıklamada Macron, eğer Avrupa Moskova ile ilişkileri düzeltmezse Rusya'nın Çin'e terk edileceğini ve bunun da iyi bir şey olmayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasında sadece Avrupa ile Rusya arasında olacak şekilde ilişkiler kurmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Macron, Rus lider Vladimir Putin ile kapsamlı görüşmeler yürüteceğini de duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Xi ve Rus lider Putin bir araya gelmiş ve iki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalanmıştı. Xi, Rusya Devlet Başkanını en iyi arkadaşı olarak tanımlarken, Putin de Rusya ve Çin ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Öte yandan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası anlaşmalardan çıkıp müttefiklerine karşı uyguladığı baskılara atıfta bulundu. Macron, Trump'ta ortaya çıkan Amerikan şüphesinin endişe verici olduğunu belir. Ancak Cumhurbaşkanı Macron, ABD-Fransa işbirliğini de hala gerekli gördüğünü kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile Polonya, Rusya sınırındaki askeri yığınağı arttırmak için yeni anlaşmalara imza attı. Amerikan Başkanı Trump, Polonya'ya bin asker daha göndermeyi planladıklarını söyledi. Trump, Polonya'nın Amerika'dan 32 adet F-35 uçağı satın alma talebini de memnuniyetle karşıladığını belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapan liderler, iki ülke arasındaki işbirliği güçlendirecek anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. ABD Başkanı aynı zamanda Polonya'nın geçtiğimiz ay Amerika'dan 32 adet F-35 uçağı satın alma talebini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Polonya'nın Rusya ile ilişkisine de değinen Duda, "Biz Rusya'nın dostumuz olmasını arzu ederdik ancak bize her zaman dostane olmayan yüzünü gösterdi." ifadesinde bulundu. Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akım 2 projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Trump, Almanya'nın Rusya'nın tutsağı haline gelebileceğini öne sürerek, projeye dair yaptırım uygulayabileceklerini belirtti. Kuzey Akım 2 projesinin Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından doğal gaz taşıması öngörülüyor. Proje Rusya'ya karşı artacak enerji bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor. Evet, Umman Denizi'ndeki gelişmeler, özellikle Umman Denizi'ndeki gelişmeler önümüzdeki haftada artarak devam edecek gibi gözüküyor. Sizin için gelişmeleri takip edeceğiz. Bu hafta Dünya Raporu'ndan bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.